Lize y eşittir logaritma 2 tabanında x'in grafiğinin aşağıda verildiğini söyleyip y eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında eksi x eksi 3'ün grafiğini çizmemizi istemişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu grafiği benden önce kendi kendinize çizmeye çalışın. Bunu yapmanın kolay yolu bizden grafiğini istedikleri ikinci fonksiyonun buradaki fonksiyonun bir dönüşüm olduğunu düşünmektir. Öyleyse hadi hemen kağıt kalemlerinizi alın ve bu fonksiyonun grafiğini elde etmemizi sağlayacak dönüşümlerin hangileri olduğunu ya da bu fonksiyonu elde etmek için buna hangi dönüşümleri uygulamamız gerektiğini düşünün. Şimdi de birlikte yapalım grafikteki fonksiyon bunu morla yazayım y eşittir logaritma 2 tabanında x morla yazdığım fonksiyonla ulaşmamız gereken fonksiyon arasındaki fark ise bakın burada fonksiyonun bir katsayısı yok ama burada fonksiyonu 2 ile çarpmışlar ve buna ek olarak buradakinde x'in 2 tabanındaki logaritması varken burada eksi x eksi 3'ün 2 tabanındaki logaritmasını alıyoruz. Bunu x artı 3'ün eksilisi olarak da düşünebilirsiniz. O halde hadi gelin bu grafiğe hangi dönüşümleri uygularsak bunu elde edebileceğimiz konusunda biraz düşünelim. İsterseniz işe x yerine eksi x koyarak başlayalım. Yazıyorum. y eşittir logaritma 2 tabanında eksi x. Bunu elde etmek için hangi dönüşümleri uygulamamız gerektiğinden bundan önceki videolarda bahsetmiştik ama isterseniz şimdi adım adım işin mantığı üzerinde bir kez daha duralım belirli bir x değerinde hangi y değerini elde ediyor isek e, şöyle anlatayım. Mesela x eşittir 4'te 4'ün 2 tabanındaki logaritması 2'ye eşit öyle değil mi? Bu durum, bu defa x eşittir eksi 4'te karşımıza çıkacak. Demek istediğim, bu defa eksi 4'ün eksilisinin 2 tabanındaki logaritması 2'ye eşit olacak. Mesela bir bakalım. 1'in 2 tabanındaki logaritması 0'a eşit öyle değil mi? Bu defa eksi 1'in eksilisinin iki tabanındaki logaritması sıfıra eşit olacak. Eksi 1'in eksilisi 1 olduğuna göre sonuç yine sıfır olacak ama söz konusu olan x değeri artık 1 değil, eksi 1 olacak. Anlaştık mı? Benzer şekilde x eşittir 8'e olan da x eşittir eksi 8'de gerçekleşecek ve buradan da 3 elde edeceğiz. O halde bu grafiği bu şekilde çizebiliriz öyle değil mi? Yani aslında y eksenine göre yansıması. Harika. Devam edelim. Sırada x yerine x artı 3 olduğunda ne olacağını düşünmek var. Bunu yaparsak burada elde etmemizi istedikleri fonksiyona bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bunu da maviyle yazayım. y eşittir logaritma 2 tabanında ee, bu arada daha açık olması için şuraya parantez koyarsam daha iyi olacak. Ve bu defa, evet x'in negatifi yerine x artı 3 koyacağım. x yerine x artı 3 koydum. Peki ne olacak? x artı 3'ün x eksi eksi 3 olduğunu da düşünebilirsiniz. x yerine x artı 3 koyduğumuzda, bunun grafiği 3 birim sola ötelenir, öyle değil mi? Bunu daha önce görmüştük yazıyorum. Bu grafiği 3 birim sola öteler. Buradaki x eksi 3 olsaydı da grafik 3 birim sağa ötelenirdi. Peki sola doğru 3 birim ötelemek ne demektir? Bu bizi daha önce sıfıra getiren noktanın 3 birim sola öteleneceği anlamına gelir. Başka bir deyişle daha önce x eşittir eksi 1 sıfıra eşitken şimdi x eşittir eksi 4 sıfıra eşit olacak y eşittir 2'nin x değeri de eksi 4 değil eksi 7 yani burada olacak. Grafiğin eksi sonsuza doğru yönelmesi x sıfıra yaklaşırken oluyordu ama bu defa bunun 3 birim solda gerçekleşeceğini göreceğiz yani eksi 3'te. Buraya kesikli bir çizgi çizeyim ve bunu böylece göstermiş olalım işte bu. E x bu doğruya yaklaştıkça fonksiyonda eksi sonsuza yaklaşmaya başlayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğimde ise grafiği bu şekilde çizebilirim. Evet yaklaşık olarak buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Son olarak hedef fonksiyona ulaşmak için bunu 1 de 2 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? Şimdi de y eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında eksi x artı 3'ün grafiğini çizeceğiz. Dönüşümleri yaparken işimizi kolaylaştırmak için ben burayı eksi ya da eksi 1 parantezine aldım ama bu ikisi aslında birbirine eşit. Bu dönüşümde elde ettiğimiz y değerinin iki katını elde edeceğimiz anlamına geliyor değil mi? Demek istediğim y eşittir 0 iken fonksiyonun değeri yine 0 olacak ama mesela y eşittir 2, y eşittir 4'e gelecek. Evet bu da grafiğin buna benzemesini sağlayacak. İşte bu kadar. Bizden istedikleri fonksiyonun grafiğini çizdik. Elimle çizdiğim için tam grafiği çizememiş olabilirim ama eğer kan akademinin alıştırmalarını yapıyor olsaydık seçenekler arasında Buna benzeyen bir grafik olacaktı ve biz onu seçecektik.